أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Enfusi biraz yapacağız. Tamam mı abiler? Size baktım. Bu cesaret geldi bende. Düşündüğünüzün nesnesini de düşünün. Yani Allah deyince, peygamber deyince, dünya deyince, dost ve düşman deyince ne anlıyoruz? Yani bir şeyi düşündüğünüz zaman nesnesini de düşünün. Nesne nedir? İsmin kaynağı. Mesela elma deyince elmanın kendisi. Nesne. Yani düşününce ne oluyor? Sizde ne anlam taşıyor? Başka? İlk önce kendinden daha değerli şeylerimiz olmalı ki kendimizi ona kıyas edip sorgulayıp disipline olalım. Şimdi adam kendin pişir kendin ye. Yani estiği gibi yapıyor, sonra diyor ki ben niye iyi değilim? Bak şimdi, kendine göre bir hayat felsefesi kurmuş, bir düşünce oluşturmuş, onun içine giriyor, diyor ki ben niye kötüyüm? Bir yerde hata var. Nerede hata var? Sen şimdi neyi yaşıyorsun? Kendince doğrularını yaşıyorsun. Onun doğru olduğunu kim söylüyor? Yanlış olduğunu kim söylüyor? Baksana netice itibariyle iyi değilsin. Netice mesela bir ağaç elma mıdır, armut mudur? Canlı mıdır, cansız mıdır? Baharı bekle. Meyvesine bak. Demek ki uyguladığın yöntem yanlış. Sabah oturup gündüz 12'lere kadar, 1'lere kadar yatıp da kimin mutlu olduğunu gördünüz ki? Böyle bir mutlu insan var mı? Böyle bir mutlu olunur mu? Tembel, çalışmayıp işe gitmeyen, seni kastetmiyorum, geneli konuşuyorum, kimseyi kastetmiyorum. Yani çalışmayan bir insanın sıkıntısının kendisi olamayacağını, kendisinden kopuk olacağını kim söylüyor? Böyle bir şey olur mu? Yani zihnini meşgul edecek bir işin yoksa, meşgalen yoksa, doktor meşguliyetin yoksa, hedefte sensin, düşünce kendi kendini yiyeceğini kesin değil midir? İşi tedavi olarak görmeyen bir insan nasıl çalışır? Bunu birisine genelde söylemiştim. Adam uydu, gitti tır şirketlerinin sahibinin oğlu. Şirketi var yani. Ondan sonra ben kendisini gördüm. Baktım Ankara yolunda Nevşehir mi Kırşehir mi köpük götürüyor tırı. Oğlu yani. Tedavi kardeşim. 1500 lira al git çalışırken 2000 lira masrafın olsun. Yemeğin gitmeyin gelmeyin masrafın olsun. Ulan 500 lira içeriye giriyorsun. Olsun. Sen 500 lira ayda tedavi olarak veriyorsun. Doktordun o. Bir de hayatını disipline edecek hayatınızdan daha değerli yönteminiz olması lazım. Kutsi olması lazım. Mesela Kur'an diyor ki وَجَانَ نَوْمَكُمْ سُبَاتَا وَجَانَ لَيْلَ لِبَاسَا وَجَانَ vesaire diyor ki bir ayette diyor ki ben gece diyor size istirahat yaptım diyor. İstirahat örtüsü. Gündüzü de maişetiniz için yaptım diyor. Sen şimdi manşette yatıyorsun, uykuda, istirahatta, istirahatta çalışıyorsun. Yani sen haşa adetullah ile alay mı ediyorsun? Bu güneş ışınlarının uykuyla ters orantılı olduğunu bilmiyor musun? Gecenin çalışmayla zıt olduğunu, beynin olduğuna yani içi karanlık olduğunu bilmiyor musun? Demek ki kendin pişir kendin ye yaparsan
Yani kuralını, sistemini, doğrularını kendi koyup kendin içine girersen mutlu olduğunu kim söylüyor ya? Nasıl mutlu olacaksın ki? O zaman hayatınızdan daha değerli bir yönteminiz olmalı. O zaman o nedir o? Kur'an'dır, sünnettir. Ulemanın, asıl imamının yoludur. Bence tabii asıl imam bu asırda bir Risale-i Nur'dur. Kimsenin şeyine dokunmuyorum, mücedidine. Budur demiyorum. Bana, benim mücedidim bu. Senin de bir mücedidin varsa onun yöntemiyle git. Tamam? Bir de okuyorum. İlk önce kendinizden daha değerli şeylerimiz olmalı ki kendimizi ona kıyas edip sorgulayıp disipline olalım. Disiplin olman lazım. Mesela kal en âli dershanede kalsan bir gün, beş gün, eve gittikten sonra aynı şeyi, aynı tası yaşarsan hiçbir şey olmaz. Boşuna uğraşma. Disiplin olman lazım. Disiplin. Yani zorlamanla. Uykum geldi, yatıyorsun. Yemek iştahım geldi, gecenin yarısında yiyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Dur ya. Bir, yani ben yapmamam gerekiyor. Yememem gerekiyor. Yatmamam lazım. Uyumamam lazım. Uyumam lazım. Yani bir ölçün olması lazım. O ölçüye uyman lazım ya. Radikal karar alman lazım. Ha? Yani sabah namazına kalkmam lazım. Kalkamıyorum. Kalkmıyorsun. Allah kalkamayacağını bilseydi, tövbe estağfurullah, sana derdi ki kalktığınız zaman kılarsınız. Öyle bir şey demedim ki. Demek kalkılabilir. Tabii ikilere kadar, birlere, ikilere kadar fok balığı gibi oturursan fok balığı günlük kalkamazsın yani. Ya boşuna be, adetullah'a karşı çıkma. Adetullah ile savaşma. Allah'ın iki tane kuralı vardır. İkisine de uymak ihlastır. Allah içindir ikisi de. Bir tanesi kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim'in ölçüleridir. Buna uyarsan Allah için olur, bu ihlastır. İki, irade sıfatından gelen kainattaki adetullah'tır. Yağmurda dışarıda olursan ıslanırsın, suya girersen ıslanırsın, 10. kattan atlarsan yere çakılırsın, çalışırsan olur, çalışmasan olmaz. Evlenirsen çocuğun olur, evlenmesen çocuğun olmaz. Tamam mı? Tamam. Gayret ederseniz, bak rızkı diyor ben istediğime verir. Ne kadar? Ama ilmi isteyene verir. Bu doğadaki, tabiattaki, dünyadaki kurallar nereden geliyor? İrade sıfatından geliyor. Buna uyarsanız Allah'ın adetine, kafir mümin fark etmez. Bu da ihlastır, bu da Allah içindir. Allah için derken Allah'ın kurallarına, adetullah denilen şu kainata, kafir de Müslüman da uysa, kafir de Müslüman da uysa bu ihlastır. İhlastır. Bu cevap alacaksın. İhlas ile kim ne isterse Allah verir. İhlas ile ne ile kim ne isterse. Tevil ediyoruz. İhlasta dalalette bir ihlas diyor. Dalalette bir hak. Dalalette bir ihlas dahi olsa muvaffak olur. Tevil ediyoruz samimi olmak. Değil kardeş. Allah'ın kelam sıfatından gelen Kur'an'ın emirleri, yasakları var. Uyarsan sana şifadır. Bunu da söylüyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا وَشِفَا وَرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminler uyduğu için ona içsel, ruhsal şifadır. Bedensel şifa adetullah kanunudur. Soğukken palto giyersen üşütmez. Gece olursa kafir mümin fark etmez. Allah'ın adetidir. Yat. Gündüz olursa maişetin, işin olsun, sıhhat bulacaksın. Bedensel sıhhat budur. Ruhsal sıhhat da Kur'an'ı. İkisi de ihlastır. Birisi kelam sıfatına uymak, birisi irade sıfatına uymak. Bilse de bilmese de kafire, kafir de ihlaslıdır. İrade sıfatı ihlaslıdır. Ötekisi kelam sıfatına ihlaslıdır. Tamam? Mesnevi'de geçiyor ya, insan öyle bir latife var ki onunla isteyince verilir diyor. Evet. Bir tespit edemiyorum diyor. Yani gözüküyor yani adetullah kanunlarına riayet etmek gerekiyormuş. Kafirdeki muvaffakiyet, bedensel muvaffakiyet de ihlasının nispetinde olur. Evet, ihlas, irade, kafirin muvaffakiyeti irade sıfatına yaptığı ihlastır, samimiyettir.
Peki sırrı ihlas ne abi? Sırrı ihlas o eylemin ruhtaki karşılığı olması. Mesela zahirde diyorum ki hoş geldiniz, hoş geldiniz, nasılsınız? İçimden boşun devrilsin seni falan. Bu ihlas var. Yani ihlas demek Allah'ın koyduğu kurala uymaktır. Bu. Mesela irade sıfatından gelmiş irade kainattaki kanunlara. Tamam mı? Demiri yaptın çatıya, boyarsan çürümem. Allah diyor ki çürütmem. Eğer demiri boyamasan çürütürüm. Ama ben Müslümanım ya Rabbi. Sen adetimi mi bozuyorsun? Harbi. Bu ihlas. Ondan sonra Müslüman ise bunu, bu kanunu Allah yaptığına inanırsa sır ihlas oluyor. Tabiatçı işte şey yaparsa, inanırsa tabiat yaptı. Bu adamın ihlası var ama sır ihlası yok. Abi şimdilik kelam, Kur'an'daki ölçüler. Kur'an, kelam sıfatı, Kur'an'daki helal ve haramlar. Haramlar, irade, kainatta konulan sistemin karşılıkları. Evet. Sır ihlas neyin? O içsel alemde mesela adam kanuna uyuyor. Çatısındaki demiri boyuyor. Bunu ihlastır. Yani Allah'ın kuralına uymak. Allah'a uymak bu. Bilse de bilme. Ama bunu kanunların dizgini Allah yapıyor. Bu aslında Allah'ın kuralıdır, Allah'ın adetidir derse o Allah ile yorumladığı için bunun adı sır-ı ihlastır. O nereyi gösteriyor? Öte kafir ise bu tabiattır diyor, tabiat olaylarıdır diyor. Çürümez diyor bu. Burada ihlası var, sır-ı ihlası yok. Yani içsel aleminde bu olay kendisini boşluğa atmış. Yani bir kaynağa bağlayamamış. Kanuniyeti denebilir mi mesela buna? Ne anladınsa artık. Şimdi çünkü çok işim var çünkü daha çok yer okuyacağız. Anlaşılmıştır galiba. Anlaşılmamışsa anlaşılmamıştır. Anlaşılmışsa anlaşılmıştır. Lazımdır ki öyle olsun. Tamam. Demek ki hayatını disipline koy kardeş. Hayatın disipline et. Tamam mı? Hayatın disiplini olsun. Bilmelisin ki cümle farklı farklı. Bilmelisin ki sonsuzluk, bir tane başıma geçeni fiilen yapayım bu sabah. Bak size malzeme olarak kullanayım. Allah bu tür şeyleri bence beni yaşatıyor ki size malzeme olsun. Sabah kalktım, teşvik için değil, o hem teşvik hem de olmuş. Sabah gece kalktığım zaman namaz, sabah vakti gelmemişti. Biraz Kur'an okudum. Ondan sonra sabah vakti geldi. Beraber malum namaz kıldık. Sonra geçtim odama. Cüzümü bitirdim. Tam bitmemişti. Cüzüm bitti. Ondan sonra mekruh vakit bitti. Dedim 5-10 dakika yatayım. Yattım, kalktım. Yusuf, tecrübeniz olsun. Kalktım. İnsanın en psikolojisi ağır olduğu, en böyle çıkmazlar böyle gergin olduğu an sabah kalktığı zamandır. Böyle. Kalktım. Ama bugünkü gibi de zor olmuştu. Böyle baktım bir sıkıntı, kaos baştı yani. Kastı beni yani. Göğsümü böyle sıkıntı. Döndüm. Bundan sordum. Neyin nesisin sen dedim. Yani niye varsın? Ne? Nedir bu yani? Niyesin yani? Sen kimsin? Sıkıntı elva habisedir. Sen neyin nesisin? Ne aktif etti seni? Nesin yani? Ne yaptım da sen aktif oldun? Ondan sonra hiç ses yok. Nasıl kurtuldum biliyor musun Abdülkadir? Böyle durdum, gitmiyor. Sonra dedim ya ben bugün cüzümü okudum dedim ya. Allah Allah. Cüzümü okudum deyince düşüncem cüzüme gitti. Bir cüz okudum. Allah inandırsın. Şak diye peniri keser gibi her tarafım aydınlandı. Şak diye gitti. Şimdi anlatacağım. Cüz okudum deyince niye gitti? Ha, ve nunezzilu minel Kur'an ma ve şifa ve rahmeti lil müminin ve la yezidu zalimin illa hasara. Şimdi Kur'an niye müminlere şifadır? Şimdi Kur'an'ı sakın o önümüzdeki kitaba demeyin. Sayfadır. Okuduğumun şuuru kaybolunca
Dosyam kayboldu. Memur bulamıyordu o dosyayı. Hemen hatırıma getirdi. Hatırıma getirince o okudum Kur'an aktif oldu o zaman. Neyi hatıra getirirseniz o aktif olur. Ama hak ama batıl. Ben Kur'an'ımı okudum cüzümü dediğim anda okudum aktif oldu. Kablo artı eksi kutup devre bak tamamladı şak diye elektrik geçti. Okudum. Batılı da yapsa ya o sıkıntı var. Ya Allah Allah dün akşam YouTube'da şunu izlemiştim ama daha beter olacak. O aktif olacaktır. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız o sizde aktif oluyor, ona dönüşüyorsunuz ve o oluyorsunuz. Vallahi bugün ben Kur'an'ı okudum dedim ya, tak ona böyle saniye on saniye şöyle bak geliyorum. Ona böyle bir bağlandım, cüzümü okudum dedim ya. Okun şak diye neredeydi o? O sıkıntı Rabbim ki kendisi yok. Hemen okuduma bağlandım, okudum aktif oldu. Onun keyfini yaşadım. Belki yarım saat, 45 dakika ne bileyim, 30 dakika mı, 25 dakika cüz okudum. Ama onun bereketiyle şimdi diyelim 45 dakika, tam 4 saat keyif alacağım. 45 dakika verdim, en az hala üzerimde, en az 5 saat ondan keyif alacağım. Veriyorum 45 dakikayı cüzüm okuyorum, 5 saat alıyor. Bile olmalıyız. Ha, en az, Allah öyle vaat ettiği için söylüyorum. Kur'an'da diyor ki, bana bir adım atarsanız ben en az 10 adım gelir. Ben 40 dakika verdim deyin. Vallahi 4 saatini alırım. Allah vaat etti. Ben 4 saat keyfini sürerim o 40 dakikanın. Geç, ikinden sonra biraz da sıkıntı olursa Murat, bir Hizbul Kur'an'ı da gönderirim. Bir Hizbul Kur'an 2,5-3 sayfa. Her gün 30'a bölersen 3 sayfam okudum. Vallahi 3 saatte ondan alırım. Geç, bu günü bitirdim. Hayal bu kadar. Ama ben bile bu kadar psikoloji ve serbest bölgeyle meşgul olduğum halde vallahi Hizbul Kur'an ve Kur'an ve Hizbul Kur'an aynı okumasam hayal o günüm gün değil. İtimat et bana. Bilgi ışık oluyor da fakat Kur'an nur oluyor. İçindeki zulmet, karanlık yok oluyor. Başka mümkün değil. Kur'ansız bulamazsınız. Ben bulamadım. Bulan varsa bana da göstersin. Abi dün akşamki geçerli mi? Hani dedin ya mesela sabah cüz okudum diye. Şey diyorsunuz ya ben mesela sabah okumadım. Sabah kalktım kötüyüm. Ben dün akşam yapmadan 10 saat Facebook Kur'an okudum desem de olur mu aynısı? Olur ama o kaç saat geçmişse ha, o düşük. Kadar kalitesi düşük olur. Yakın olursa tarih mesela bir sene önce yediğin bir yemek, şimdi hatırlatsan ne kadar istersin? Dün yemiştin aynısını, aynı yemeği şimdi hatırlatsan iştahın ne kadar olur? Bir gün önce yediğine iştah, aynı yemeği bir sene önce yemiş olsaydın, iştahın daha şiddetli olurdu. Bildiğin asarda örnek verdim. Bilmelisin ki sonsuzluk kuyusuna veya uçsuz bucaksız cennet alemlerinin kapağı dimadır. Dima bu noktadan ötelerin üstünü açan kapaktır. Ya dima kafa Allah Allah. Çibaşet ya Resulallah. Başka sanki düşünceler Yunus balığı gibi. Yunus balığı. Bak şimdi. Biliyor musunuz? Anasından doğan herkes hiç doğmayan Adem Aleyhisselam babadan doğan Hava validemiz iki defa doğan tek bir peygamber var. Yunus Aleyhisselam bir de balıktan doğmuş. Doğumdur doğum. Şaşıracaksınız ama İkinci Yunus'tur. Said de birinci Said'den doğmuştur. Birinci Said balıktır. Ve dikkat ederseniz Yunus Aleyhisselam balıkta 40 gün kaldı. Öyle şaka bir laf değil. Birinci Said, bir ikinci Said diyor, birinci Said'in bozmasıdır diyor. Tamam bozması.
Yani bozması derken böyle bina yaparsınız da hiç kırmadan dökmeden çözersiniz, başka bir bina yaparsınız onunla. İkinci Said, birinci Said'den Yunus Aleyhisselam artık birinci Yunus değil o. Tamam mı? Şeceri yaktın altındaki Yunus, balıktan çıkan Yunus, o Yunus değil o. Başka bir Yunus. Ya. Şimdi sanki düşünceler Yunus balığı gibi. O 40 gün kaldı. Ben bu olumsuz düşünceden 40 gün geçirmeliyim. 40 gün geçirmemeliyim. Şimdi bir sıkıntı bana niye geldi deme. 40 gün durma hakkı var. Ama 40 günü geçti mi artık ona başka bir yöntem uygulayacaksın. Şimdi Yunus Aleyhisselam bir anasından doğdu, bir de balıktan doğdu. Birinciden doğdu ikinci hali. Ve 40 gün eğitim gördü. 40 gün. 40 gün yani 40 yaş peygamberlerdeki peygamberlik geliş yaşıdır. Kemalat da 40'tır. Ondan sonra asiyalık veriliyor. Evliyalık veriliyor. 40'tan sonra mı? Evliyalık evet. Kaç yaşındasın Yavuz? 33 abi. Daha 7 sene var evli olmana. Bekleyeceğiz o zaman. Evliye o zaman verilirse de. Aynen. Ama verilecekse 40'tan önce verilmez, bekleme. Abdülkadir senin çok var daha. 22 daha. 22 ooo. Sen ama sabır vermiştir sana. 40 gün eğitim gör dediniz ya. Eğitim. Ne eğitim, nasıl eğitim? Neyin nasıl eğitimini gördü? Diyor ki şunun eğitimini gördü 40 gün. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydı, lemalar altıdan okuyorum, yine 5 para faydası olmazdı. Yunus Aleyhisselam balıktaydı. İyi dinle şimdi. Demek esbabın tesiri yok. Bunu öğrenmiş. İki, çünkü sen anlatıyordun. Yunus Aleyhisselam anlattı. Kaç sene, 40 sene mi diyor? 40 sene. Anlattı. Bir tane itaat eden yok. Yani bu kadar anlattım. Esbaba tesir vermiş. Esbabın tesiri yok öğrenmiş. Sonra müsebbibul esbaptan, müsebbibul esbab ne demek? Sebeplerin sahibi. Müsebbibul esbaptan başka bir melce olmadığını aynı yakin gördüğünden. Yani sebepler sistemdir. Sistem mesela fabrikanın en harika cihazlarını kurdunuz ama bunun üstünde elektrik var. Elektrik olması hiçbir işe yaramaz. Bunun sebeplerin müsebbibul esbab olduğunu fikri değil, hissi ve ruhu gördü. Sonra bunda bir inkılap oldu. Bu hani diyoruz ya, çok insan soruyor. Abi biz fikren bunu biliyoruz. Yani doğrunun ne olduğunu biliyoruz. Ama niye eyleme dönüşmüyor? Niye his olmuyor? Mesela şöyle diyeyim. Neyse bu dağılır. Abi mana ama. Deme şimdi dur. Siz benim. Neyi? Yani hani yarım şey böyle. Ha şimdi ama şöyle bir şey var. Yani. Mesela adam serbest bölgeyi dinliyor. Allah. Tamam, serbest bölgeyi dinliyor. Yarım saatlik bir derstir. Notlar alarak dinle dedim. Beyefendi radiyallahu anh ona da lüzum bulmuyor. Dinliyor. Kapattıktan sonra 2 gün sonra ben dinledim, niye iyi değilim. Ben 30 sene dinledim kardeş. Sen yarım saat dinledin. Radiyallahu anh hazretleri. Peki dendiği gibi dinledin mi? Sana denmiş ki durdura yaz, yarım saattir. Sonra bu bilgidir. İlme dönüştüreceğiz. Her gün bir kişi bul. Olsun anlamasınlar. Teyzene, halana, dayına, amcana, talebeye, öğretmene ne varsa. Her gün o kağıda, serbest bölgede kafadaki o resmi birisi anlamasa da anlat. En az bir kişiye. Ondan sonra bunu anlatırsan 40 defa sana 40 defa bir adama delisin delileşmesi, iyisin denmesi, iyileşmesi
adeti ilahilerdendir. Bu çok vuku bulmuştur. O zaman eğer onu anlatırsan emri bir maruf neyyan münker de oluyor. O insanın sıkıntısına gidermeye çalıştığın için Allah da senin sıkıntını gideriyor. Bedava bir şey verilmiyor. Ha, onu anlat. Sana bunu notları aldın. A4'e çıkart onu, serbest bölgenin resmini. Ondan sonra bir anana anlat. Ya anlamaz değil mi? Olsun anacığım, bak buradan şey giriyor bu şeytan. Buradan da melek giriyor. Ervah Habise'yi anlatma. Ona uygun. Ertesi günde talebeyi anlat. Ötekisi günde emicene anlat. Bilmem birisine 40 defa bunu yap. 40 defa anlatınca o sana mal olur. Ruhuna mal olur. Peygamberlerdeki şeyi vaziyetine. Şimdi bu müsebbebül esbaptan başka bir merci olmadığın aynı yakin Yunus Aleyhisselam gördü ve ne olduğunda sır ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etti. Sır ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etti. Nedir diye Seyyid Ahmet sorma. Şimdi yolumuz başka. Ne oldu dedin? 40 gün ne yaptın? Sırr-ı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etti. Miracı oldu. Miracı oldu. Sırr-ı ehadiyet kendindeki o'yu buldu. Ruhunda Allah'ın taayyum ve teşahhusuna şahit oldu. Bendeki o'yla ondaki beni hayt-ı iltisak yaptırarak, birleştirerek, yani kökteki çekirdekte meyvedeki çekirdeği birleştirince onun adı Miraç'tır. Miracı balıkta oldu. Nuh Aleyhisselam miracı tufanda oldu. Neyse, düşünceler balık gibidir kardeşim. Olgunlaştırmak içindir. Yani balık ceza gibi gözüküyor Yunus'a. Eğitim yeriydi. Bir mektepti, bir okuldu. Nasıl ki sahabelerin okulu neydi? Bilen var mı? Okulu, eğitim. Her konuda eğitildiği okul var. Hayır, Ashab-ı Sıfa değil. Eğitim. Hayatın okulu neredeydi? Okul. Her türlü eğitimi aldıkları bir okul var. Birinci savaş neydi sahabelerin yaptığı? Bedir. Uhud savaşı. O Uhud, Okçular Tepesi. Onlar komple Uhud savaşı sahabelerin okuludur. Okul. Hacın hikmetlerinde anlatıyorum bunu. Hacın hikmetleri var, bakarsınız. Yeni yapıldı burada. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın okulu, mektebi, kışlası, askeriyesi balığın içiydi. Bu ne için? Bunu nerede kullanıyorum? Her bir olumsuz duygu veya fikir, her olumlu fikir veya his, yani seni rahatsız eden düşünce, endişe etme, korkma, o senin balıktır. Yunus Aleyhisselam'a balık eğitim kampı olduğu gibi her bir düşünce, olumsuz düşünce zannettin, seni sıkan şey senin balığındır. Seni eğitiyor. Ne zaman gider biliyor musunuz o düşünce? Allah Resulü'nün sahneyle söyleyeceğim. Ne zaman siz onunla savaşmayı değil, ona razı olursanız o imtihan olmaktan kalkar. Ne zaman onu imtihan olarak görmez, onunla savaşırsan yaban arıları gibi sana uçuşur. Unutmayın. İmtihan olduğunuz bir şey ağır geliyor, kalkarsa inanın bundan daha basit bir imtihan gelmez. Daha, çünkü 90 kilo güreşin karşısına 20 kilo güreşi getirmezler. Onun için bu şu anda seni ezen şeyin merhameten Allah yok, kaldırmıyor ki. Bundan sonra imtihan bundan daha ağır olur. Buna alış. Biraz bağışıklık kazan. Ya ne yapıyor? Seni eğitiyor kardeşim. Hiç derdi olmayan taşlardır. Hayatın kalitesi arttıkça dert artıyor. Hiç derdi tasası olmayan taşlardır. Biraz derdi olan ağaçlardır. Biraz daha fazla olan sığırlardır. Biraz daha derdi olan cinlerdir. Şimdi hiç derdi yok, hayatı yok, taş. Biraz derdi var bitkinin, hayatı var. Biraz daha derdi var hayvanın, hissiyatı var. Biraz daha derdi var cinlerin, fikriyatı var. Biraz daha derdi var insan, Allah. Allah onun derdidir. Yani derman da odur. Dert vereni bul. O zaman onu hoş görene kadar senin şu imtihanın devam edecek.
Bela vereni buldun. Bela vereni buldunsa bel-a. Bel-a. Bela değil bu. Bel-a. Vereni buldunsa ata ender, safa ender. Bel-a'dır bil. Yani dermandır bil. Bela vereni buldunsa nedir? O ata ender, ikramdır bil. Eğer bela olmasaydı insan servetle ve siyatla Allah'ı bulamazdı. Firavunlar gibi. Çünkü servetle sihat eğitici değildir. Hastalıklar ve yokluk eğiticidir. Öğretmen gibidir. Eğitir seni. Hazreti Ali'nin dediği gibi radıyallahu anh, servetin ve sihatın çıkardığı adama nispeten batırdığı adam daha çoktur. Öyle mi değil mi? Kırık ana düşün. Bir daha. Senin adın neydi abi? İlyas. İlyas. Bak. Kırık ana düşün. Servetin ve sihatın adamı kuyudan çıkarmasına göre batan insan kırkanda daha çok değil mi? Servet batırmadı mı? Batırdı. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Bak, parası olduğu için faiz yapıyor. Parası olduğu için kumar oynuyor. Parası olduğu için zina içiyor, yapıyor. Parası olduğu için içki içiyor. Ama olmasaydı en azından işi olurdu. Onlara zaman bulamazdı. Ya hasta olduğu için hastanede Allah. Sihatlı olduğu için Yavuz nerede zıkkımdan alalım, hadi motorla haydi bakalım falan. Çağla oynasın, pat vursun bilmem ne. Böyle değil mi? Hayat bu. Allah işini yapıyor. Allah çok iyi yapıyor. Tamam. Sen sana yapılan muamele o sıkıntı balık gibi görmedikçe, eğitim olduğunu görmedikçe, ondan razı olmadıkça senden gitmez. Ondan razı olacaksın o sıkıntıdan. Ha bu benim, onu dert olarak görme, eğitmen olarak gör. Bu bana ne diyor? Diyeceksin. Yoksa gitmeyecek. Gitme. Boş ilaç, aklı devre dışı yaparak akıllı olmaz kimse. Başka. Kendin ol, başkası olma. Bu seni daha iyi, daha güzel yapar. Yani ne derler diye giyme, ne derler diye yeme, ne derler diye okuma. Üniversite şimdi ne derler diye okunuyor. Dersinler kariyeri var. Ne mezunu? Çekine çekine ilkokul. Biraz ne mezunu? Lise. Ne mezunu? Üniversite. Bir şey arıyor mu? Yok tarlada çalışıyorduk. Ne okudun? Dersinler. 16 senenin karşılığı bir kağıt parçası abi. O kadar. Peki, kendin ol, başkası olma, başkasını taklit etme. Ey ashabım, ey Ömer, Osman, Ebu Bekirler radıyallahu anh'ın, ey Ömer, bırak kendin olma, ben ol. Hayır, dediğimi yapın dedi, yaptığım gibi yapın. Siz siz olun, benim kullandığım malzemeyi sen de kullan. Biliyorsunuz, villanın da duvarı tuğladır. Gece kondununda taşı tuğladır. Onu da demirdir, onu da demirdir. Herkes projesi kendisini şey yapar. Yani Allah Resulü kullandığı tuğla, Hazreti Ömer'de kullandığı. Bina niye farklı? Projede farklılık var. Ha? Başkası olma. Ya Ömer, Osman gibi yumuşak ol. Ey Osman, Ömer gibi sert ol demedi. Sen sen ol dedi. Benim yaptığımı yapın. Ben olun dedi mi? Sen niye başkası oluyorsun? Niye böyle cemiyetin baskısıyla çekiniyorsun tesettüründen, namazından, doğruyu konuşmakta? Ne çekiniyorsun ya? Başka? Bak kendin ol, başkası olma. Bu senin için daha güzel ve daha kolaydır. Birisi sana itiraz edince o itiraza ayna diye bak. Bak itiraz ediyorlar. Sen o itiraz olunca itiraza itiraz etme. Dur. O itiraz ayna gibi bak. Orada bir seyret. Bakalım bu adam doğru söylüyor mu? Hemen itiraz etme. Hemen itiraz etmek karunlukla firavuna hemen itiraz etmek korunaklı fanosuna zarar verdi zannındandır. Yani mesela birisi bana itiraz etti. Ondan sonra derste itiraz etti.
etmemesi lazım ama etti yani. Ya öyledir falan yüklenme. Tamam kardeş, tamam. Tamam. İyi şeyleri al, işine geleni al. Hemen sen zannetme ki benim korunağıma, benim fanosuma, yani balığın derdine fanosuma zarar gelmesin. Zarar geldi zannetme. Tamam, o kendisini ifade ediyor. Paldır küldür bir adam, paldır küldür ortamda çıkar. Yani koca bir cemaatin içinde ahengini bozacak itirazını, itirazını sonra yap. Çıkmışsa o bana zarar değil, kendi şahsiyetini yok etti. Şuraya bak ya. Nerede ne konuşacağını bilmiyor derler. Siz de öyle yapın. Yani itiraz edince dur ayna gibi bak bakalım. Ayna olsun o itiraz. Hakikaten doğru söylüyor. Doğru söylüyorsa tedavi et kendini ya. Ne güzel işte. Nefsinin elinden seni kurtarıyor bu adam. İnsan diğer insanlarca kabul görme, kabullenmeye ihtiyacı duyar çok şiddetli. Yani sevmek bir ihtiyaçsa sevilmek daha büyük ihtiyaçtır. Allah'ı biz seviyoruz. Peki hangisi daha çok seni motive eder? Senin Allah'ı sevmen mi? Allah'ın seni sevdiğini bilmen mi? Aksiman değişti. İlk önce çekingendin, çekincenlerin vardı. Evet dedin hemen. Gördüm, seyrettim. Ha, şimdi Allah'ı ben seviyorum. Bir tedavidir. Bir motivedir. Bir güvenin olur. Benim birim var. Sığınacağım bir yerim. Ama Allah beni seviyor diyebilirim. Ama Allah'ın beni sevdiğini bilmem. Allah beni seviyor. Nereden biliyorsun? Bilmen, eğer cevapların varsa seni fırlatır ya, roket yapar. O 5 tane madde sayardı. Allah ben seviyorum. Allah beni seviyor mu? Öyle bir ders var. Allah Resulüne sordular bunu. O söyledi. Kusurlarını görüyor musun? Allah seni sever. Sevdiğinin alametidir. Öyle evirip çeviriyor musun yani? Kusurlarını görüyor musun? Allah'ın sevdiklerini seviyor musun? Allah'ın sevdiği işi yapıyor musun? Allah'ın sevgisi var mı kalbinde? Onun alameti fiildir. Yani Allah'ın sevgisi kalpte olursa o eylemde olur. Namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, Allah beni seviyor. Beş nedir? Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Dinine ne kadar hizmet ediyorsan o kadar seni seviyordur. Başka? Altı. Allah bir kulunu severse Allah en çok sevdiğini en çok sevdiğine verir. Soruyorum size İlyas. Senin adı neydi delikanlı? Ahmet. Sen hiç sevmediğin bir adama, hiç nefret ettiğin adam, en çok sevdiğini verir misin? Vermez. Vermem. Nefret ettiğime en çok sevdiğimi, namusumu teslim eder miyim? Ya bununla İstanbul'a git der miyim? Demem. Allah en çok sevdiği şey nedir? İmandır. Yani zatının nurudur. Zatıdır zatı. Allah en çok kendisini sever. Zatının nuru da imandır. Allah bir insana imanı verdi mi? Allah kendisini verdi. Allah seni sevdiğinin alameti budur. İmanın da alameti var. Nedir o? Eylemdir, fiilindir. Değil mi? Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun. Allah'ın haramını haram diyorsun. Helal haram diyorsun. En büyük alameti nedir? Namaz oruçtan daha büyük. Namazdan da, oruçtan da, zekattan da, haçtan da en büyük alameti nedir imanın? Allah'ın düşmanına düşman, dostuna dost olmaktır. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah'ın düşmanına dost olursan ne orucun kalır, ne hacın kalır, ne zekatın kalır. Hepsi bağdayava gider, yok olur. Habitet amaluhun. Amel çarpı 0, 595 çarpı 0 eşittir 0. Allah'ın düşmanına düşman olacaksın, o kadar. Dostuna dost olacaksın. O tikiler bir şekilde olur. Sakın Allah'ın düşmanlarına meyletmeyin. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ. Sakın ha! Değil taraftan olmak, sakın Allah düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına, İslamiyet düşmanlarına, cami ezan düşmanlarına meyletmeyin. Meyledersen fetemese kumunlar. Cehennem size dokunur. Bunun toprağın altına gireceksin. Ahmak olma. Allah'ın dostlarına dost ol. Düşmanlarına düşman ol. Sevme onları.
Senin kalbine kimse müdahale edemez ya. Yürürken lan sen kimi seviyorsun lan söyle lan diyecek halleri yok. Sevme ya. Sevme ya Allah düşmanını ya. Sevme kardeş. Akıllı ol. Ben de başka bir şey okuyorum. Ben de istemeyi isteme. Sorunum var zannediyorum ki fazla dua edemiyor. Ne demişim ya? Ben de istemeyi isteme. Sorunum var zannediyorum ki fazla dua edemiyor. Benden istemeyi isteme diyor. Benden istemeyi isteme. Ben de istemeyi isteme. Sorunum var zannediyorum ki fazla dua edemiyor. Neyse o alamadım ben de. Ve hangisi yazdı bilmiyorum. Üç taneyiz ya biz. Ben burada üç kişi oturuyor. Bir ders yapan Hasan. Bir de sizin dışınızda ben namazım, orucum, ubudiyetteki Hasan. Bir de nefisteki Hasan. Üç kişidir herkes. Ve hangi Hasan yazdı bilmiyorum. Kendini kendinden değerli şeyle ki Risale-i Nur'la bana göre sorgulama, yargılama, yorumlamadır. Bir anlamlandırmadır ve bir değerlendirmedir kendini. Bak kendini böyle Ahmet'in parasıyla, malı mülküyle sorgulama, yargılama, kıyas etme. İnsanları insanlarla kıyas etme. Hepsi müstakil, orijinaldır, fabrikasyondur. Çakma değildir. Kendini, özgüvenin yıkılır. Kendini kendinle de yapacaksın. Nedir o? Kendinden daha bir değerli şeyle kıyas edeceksin. O da Kur'an'dır, sünnettir. Asrın imamlarının eserleridir. Kur'an ve sünnet ve asrın imamı bana göre Risale-i Nur'la kendimi kıyas ediyorum. Anlamlandırıyorum. Eksiklerimi fark etmeye çalışıyorum. Çünkü Risale-i Nur bana aynadır. Beni bana gösteriyor. Ama bir başkasının, Mahmud Efendi'nin sohbetleri olabilir. Bir başkasının, herkes kendi kutsu bildiği şeye ayna yapsın, seyretsin kendisini. Ve hataların giderilme yöntemidir bu. Her gün bir olumsuz enerjidir. Bunun dindeki ifadesi ise şeytanın sıfatıdır. Tövbe etme onun panzehiridir. Tövbe etme şeytanın panzehiridir. Yani şeytan neyle en çok sevinir, üzülür biliyor musunuz? Sana günah yaptırmayla sevinir ama o sevinmesi kaçtır? 5 diyelim. Tövbe ederseniz inan 10 defa üzülüyor. O sana günah yaptırmaktan 2 seviniyorsa inan bana tövbeyi unutturmakla 20 seviniyor. Çünkü Allah şöyle bir vaadi var. Ben diyor senin yollarına geleni günahları dizeceğim diyor, günah yaptıracağım diyor. Allah ile inatlaşınca Allah da gayza gelip diyor ki şanıma yemin ederim ki günah işlettirdin mi? O işleyen kullarım tövbe ederse ben de onları affederim. Oh ciz diye oldu şeytan. Bu ne orada kırıldı tamam mı? Yani günah yaptırdı. İki seviniyor. Endişesi şu. Acaba bu günahtan sonra tövbe eder mi? Günah yapma sevinci kırsağında kaldı. Benim yapıyor şeytan. Şey yapıyor. Tamam. O zaman tövbe onun panzehiridir. Tövbeyi ağzınızdan düşürmeyin. Allah Kur'an'ında mealen söylüyorum. Mana bile değil. Meal. Zahirde. Tövbe ederseniz imdadınıza yetişirim diyor. Sıkıntın varsa tövbe et. Abi derdin var. Tövbe et. İsteği var Allah'tan tövbe et. Sıkıntın var abi tövbe et. Çünkü imdadınıza yetişirim diyor. Kendimizi sorgularsak gerçeklikten hakikate giderken kendimizin sorunları olan yanlışları da ortadan kaldırılmış oluyoruz. Hakikat hataların giderilmesinde ortaya çıkan aynadarlığını gözükendir. Hakikat nedir dersler? Şu anda ders nedir? Bizi eğitirken aslında kusurlarımızı gösteren göstergedir. Hem malzeme alıyoruz bu dersten hem bizi gösteriyor. Bu dünyaya geldiğimizde bulduklarımızı bulduğumuz şekilde bırakıp bu dünyadan gidersek varlığa gelmemiş gibi oluruz. İnsan
bulduğunu bulduğu gibi bırakmayan ve kendi için kılan, amaçları ve gayeleri için kendine dönüştüren bir varlıktır. Dünyaya geldik, tarladasın. Tamam, şimdi evdesiniz, bahçe var evinizde. Doğdunuz eve, ondan sonra bu dünyadan geldiniz, 20-30 sene sonra gittik. Amin. Ona hiçbir değişiklik yok hayatında. Bir bahçeye müdahale ne olmadı, bir iş yapmadın, namaz kılmadın. Ne yaptın? Bulduğun gibi bıraktın. O zaman hiç gelmemişsin gibisin. Hiç gelmedin ki. Bir şey yapmamışsın yani. Şeytan bile geldiğini gösteriyor, bir şey yapıyor adam. O zaman ne yapacağız? İnsan nedir? Bak şimdi. Bir de okuyorum bu noktada insan. Bu dünyaya geldiğimizde bulduklarımızı bulduğumuz şekilde bırakıp bu dünyadan gidersek varlığa gelmemiş gibi oluruz. İnsan nedir? İki noktalı virgül. Bulduğunu bulduğu gibi bırakmayan, bir daha bitmedi, ve kendi için kılan, onu kendine dönüştüren, kılan, amaçları ve gayeleri için o şeyi kendisine dönüştüren bir varlıktır insan. Mesela elmayı kendisine dönüştürüyor. O zaman gerçeği, nefsül emri, eşyaları, varlıkları hakikate taşıyan olur. O zaman insan şu elmayı, armutu dönüştürdü, yedi de. Fakat onu anlamlandırırsa, anlamı nedir? Bu elmayı yapan zat, yani kimdir? Benden ne istiyor? Niye ben buradayım diye soruları sorabilirsen, en azından yerken besmele, sonunda elhamdülillah, tam yeme anında bunu kim yaptı, niye yaptı diye sorgularsan, o nesneleri, yani objeleri, simgeleri, o muzu, elmayı, armutu hakikatine taşımış, dönüştürmüş olursun. Muzu yedin ama hakikat oldu. Hakikate dönüştüren bir makine oldun sen. Yoksa muz, muz olarak kalacaktı. Sen ne yaptın? İnsana dönüştürdün. Önce bazen sofrada diyorum ki, arkadaşlar, havuç vardı geçen akşam. Arkadaşlar gelin bu havucu insana dönüştürün. İnsana dönüştürün. Ha bu havuçlar insan olsun. Hadisi bil mana, hadisin metni tam değil. Yani hatırladığın böyle bir yuvarlak bir mana varsa kafanda, hadis-i şerif var deme de, hadisi bil mana var böyle kafamda, onu şey yapıyorum. Hadisi bil mana, kendini aldatan kimdir diye soru var. Başkasını aldatandır dedi Allah Resulü. Aldatan, aldanandır. Ne demek? Aldatan, aldanandır. Ne manidar söz biliyor musunuz bu? Çok duydunuz ama bu ne manidar söz söyledin ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Şaşırdım ben. Niye? Kendini aldatmadıkça burada ne var biliyor musun? Şimdi ben İlyas'ı aldattım. Yani alışverişte mesela aldattım. Yalan söyledim. Kısa bir sürede güzel bir kar gibi gözüküyor. Çıkış yolu yalan, aldatmak kısa bir sürede çıkış yolu gibi gözüküyor. Allah Resulü diyor ki aldatan aldanandır. Ne demek? Eğer kendisine ihanet etmedikçe karşıya ihanet edemez. O zaman kendi vicdanına rağmen ters söylüyorsa ki ahirette bunun aleyhine dönecek, sonsuz hayatında başına bela olacak bir meseleyi fani dünyada çıkış zannetmek, kar zannedecek kadar ahmak kim vardır? Kendine ihanet eden, kendini ruhunu lekeleyen, kendini alt üst eden bir yalanı ve haksızlığı yapan bir insan nedir? İlk önce vicdanını aldatmıştır. İlk önce ahiretini unutmuştur. Korkunç ahiret zararını nazara almayan adam ne kar etmiş ki? İşte diyor ki, öyle bir manidar söyledi ki, kendini aldatmadıkça, yani ahireti unutmadıkça, vicdaniyatını sönmedikçe, o haşir meydanının dehşetini unutmadıkça o adama haksızlık yapamazsınız, aldatamazsınız. Eğer siz, nefis ve şeytan sizi aldatmışsa, ahireti unutturmuşsa hesap gününü de, o aldatmayı size yaptırıyorsa, nedir biliyor musun aldattığın? Aslında ilk önce aldatmadan önce sen, şeytan aldattı seni.
Şeytanın aldattıkları aldatır. Şeytanın aldatamadıkları aldatamazlar, aldatmazlar. İdare. Şeytanın aldattıkları aldatır. Şeytanın aldatamadıklarını aldatmaz. Başkasını asla aldatamazlar kendilerini aldatmadıkça. Yani kendi vicdanını ikna etmiş. Başka konu. Bazı insanlar tarihte çok önemli roller oynamış ve tarih onu yutamamış, kaybedememişse sanki yaşadığı tarihin öznesi olur. Mesela bir şey söyleyeyim size. Abdülkadir Geylani Hazretleri deyince böyle, Bediüzzaman Hazretleri deyince, İmam-ı Rabbani Hazretleri deyince, İmam-ı Azam Hazretleri deyince alemimizde bir şey olur böyle. En azı manevi bir hal olur. Değil mi? Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanında zengin yok muydu? Vardı. İsmini bilen var mı? Yok. Tarih onları gömdü ve yok etti. Belki de Geylani o kadar meşhur değildi o zamanda. O zengin meşhurdu. Ama tarih Geylani'yi yok edemedi. Tarih onunla anlamlandı. Mesela derler ki bundan bir asır önce tarih, asır kimse bilmez. Ama o asrı tanımlamak için Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 1400 adeta tarihlere bir özne düşmüş. O özne ile o tarih anlamlanır, anlam bulur. O insan o tarihin öznesidir. O özne kalkarsa tarih de yok olur. Tarih yapan içindeki öznedir. Yani o tarihi anlamlandıran şahıstır. Zamana mekan olmuş. Zamana mekan olmuş. O zat. Aferin. Zamana mekan olmuş. Bir de okuyayım orayı. Bazı insanlar tarihte çok önemli roller oynamış ve tarih onu yutamamış, kaybedememişse sanki yaşadığı tarihin öznesi olur. O tarih denince o tarih, o zat hatırlanması sanki o tarihler arasının çekirdeği olmuş. Sanki 1400 önce, şimdi kaç yüz sene önce Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri o tarihin öznesi olmuş. O tarih sanki bu pergelin, bu merkezin etrafında dönmüş, anlam bulmuş. Nasıl ki 1900 ile 1960, 60-70 sene Türkiye denince iki kişi hatıra geliyor. Bediüzzaman ve karşıtı. Sanki tarihi onların o merkezde pergelin bir ince ucu var, bir kalem konuların ucu var. O iki şahıs etrafında dönmüş. Eğer ikisi kaldırırsanız hiçbir anlamı yok. Normal bir tarih olduğu için hiçbir değeri yok, hiçbir tutanağı da yoktur. Anlamı yok çünkü. Onun için tarih yapan içindeki özneyedir. Başrolüdür. Evet. Bediüzzaman ve karşıtı X karşı karşıya. Bir daha okuyayım burayı. Çok önemli bu. Sanki yaşadığı tarihin öznesi olur. O tarih denince o zat hatırlanması sanki o tarihler arasının çekirdeği olmuş. Bunları lider değil, önderdirler. Bunlar lider değil. Önderdirler. Liderler yöneticilere denir. Lider hastaneyi yöneten, hapishaneyi yöneten, bina yöneticileri var. Bina yöneticileri yok mu? Ama binanın lideri değil ki. Ha, yönetici ayrıdır, lider ayrıdır. Liderler yöneticilere denir. Önderler ise, önderler liderlerden farklıdır. Nedir o? İnsanlığı anlamlandırandır önderler. Ama batıl, ama hak. İnsanlığı, tarihi anlamlandıran önderlerdir. Liderler ise belirli zamanlarda, belirli mekanda, belirli bir kavme, belirli bir millete faydalı olmuş veya zararlı olmuş. Onun için liderlerin özellikleri, sıfatları diye bir dersimiz var, 1,5 saat. Tavsiye ederim, onu öğretmenler dinlesin.
Düşünen kafalar dinlesin onu. Mesela Türkiye'nin bir önderi olur ama Cezayir'in önderi değildir, İngiltere'nin önderi değildir, Rusya'nın değildir. Yani beynel minel liderlerin özellikleri zamana ve mekana, milliyete ve milliyetçiliğe, kavme ve kavmiyetçilikle alakası olmayıp, onu boğamayıp, içine alamayıp, bunların dışında olup tarih ve zamanları kucaklayan zata önderler denilir. Yoksa sana göre bir önder. Olur canım, senin için önderdir ama senin mekana bağlı o. Evrensel bir önder sıfatı değil. Evrensel olması lazım. Mesela Türkiye için önder olan bir şey Irak için düşmandır. Ha? Evrensel bir sıfatları olması lazım. Ona evrensel sıfatları da nurdersi.com'da bakarsınız, yeni gelenler için söylüyorum. Orada önderlerin sıfatları, özellikleri adlı bir ders var. Belki 30-40 tane sıfatı var. Hepsi olması lazım. Bir iki tane sıfat değil. Hepsi olması lazım ki evrensel bir önder olsun. Yoksa bir kavme, bir millete, bir zamana, bir mekana olur ki onlar da liderdir. Önder değillerdir. Bence demokrasi ateizmin en üst siyasi ve sosyal yapılanmasıdır. Allah Allah. Duymasınlar. Bak, güzel çek bak. Duymasınlar ama korkunç bir felsefe ve ruh. Bak şimdi. Bence demokrasi ateizmin en üst siyasi ve sosyal yapılanmasıdır. Ateizmin muvaffakiyetinin toplumsal ve sosyal muvaffakiyeti ve galibiyetidir. Ateizmin sosyal ve toplumsal muvaffakiyeti nedir? Demokrasidir. Demokrasi zahirde İnsanlar hep eşittir denip de asla eşit olmayan, nasıl ki komünizm, insanlar eşittir. Gorbaçov'la Putin'le Rus köylüsü eşit midir? Fransızlar demokrasinin beşiği deniliyor. 1,5 milyon Cezayir'i katletmedi mi? Demokrasi getireceğim diye Amerika 1,5 milyon Irak'a, 2,250,000 Suriye'de, 1,750,000 Afganistan'da insan katletmedi mi? 63 milyon insan katilidir Amerika. 65 milyon Çin insanın katilidir. 67 milyon Rusya insanın katilidir. Neyi demokrasi bahsediyorsun? Ateizmin sosyal ve toplumsal muvaffakiyeti demokrasidir. Bunlar nanedir. Oyalamadır. Ninidir. Nini demokrasi. Düşünen kafalar bunu anlayacaktır. Ateizm nedir? Ateistlik, inkarcılıktır. Demokrasi nedir? Hiçbir dini obje kabul etmez. Oysa insanın ruhu dini kabul eder. Bir tarafa muhakeme gibi. Eğer dinle bir ilişkiniz varsa Fransa'da devlet memuru olamazsınız. Zaten memur yemin ederken devlet memuru Fransa'da hiçbir dini objelere ve tarafkirliğim olmayacağına yemin ettiriyor. Burada da ettiriliyor yani. Ateist olacağıma diyor. Ya hiç burada da öyle. Sadık kalacağıma. Öznesiz bilim olmadığı gibi bilim ve ilim de yoktur. Öznesiz bilim, yani insansız bilim. Var mı? Mesela integral hesabı, mesela çözelti, mesela enerji ve madde vesaire, ne derseniz mutlaka bir öznesi hatırına geliyor değil mi? Yani insanoğlunun ortaya koyduğu ilimde bir özne var da şu tabiatta ve doğada olan ilmin öznesi kimdir? Bu doğayı ben yaptım diyen var mı? Allah'tan başka. Hani Kur'an için diyordum da. Kur'an insan kitabıdır diyor inkarcılar. Oysa insanoğlundan bir tanesi çıkıp da Kur'an benimdir diyen var mı? Tamam da kime diyorsun kardeşim? Ey insan, bu Kur'an insan kitabıdır. Bir tane insan demiyor ki benimdir. Allah'tan başka Kur'an benimdir diyeni duydunuz mu?
Hazreti Muhammed'e diyorlar ki aleyhissalatü vesselam, inkarcı şirk ehilleri, Muhammed yazdı diyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam diyor ki, benim yazıp yazmadığımı benden daha iyi mi biliyorsunuz? Benim değildir diyor. Ya ben yazmadım diyor. Yok sen yazdın. Ulan beni benden daha iyi mi biliyorsun sen? Ben yazmadım. Allah'tan başka benimdir diyen yok. O zaman onun eline ver, olmadığını ispat et. Alma. Bu duayı falanca yaptı. Falanca yaptı. İnsana nispet edilen bir şey yok. Yani insan yaptı denilemiyor. Ne? Doğaya diyor ki sen seni yaptın. Kendi kendini yaptın. Olmayan ben, beni yapmışım. Kendi kendine o demektir. Ben benim sahibiyim. Olmayan ben, olmayan beni yaptım. Olmayan benle. Benle, olmayan benle, doğru. Ha şimdi öznesiz. Sen şimdi E eşittir MC kare deyince kim hatıra geliyor? Einstein. Elma deyince kim hatıra gelmesi lazım? Einstein. O da bir donmuş ilimdir. Elma bir ilimdir. O yöntemi bilimdir. Yöntem bilimdir. Neticesi ilimdir. Öznesiz olmaz. E eşittir MC kare nasıl oldu? Vallahi tahtada tebeşirler bir araya gelerek oldu. Olmadığı gibi öznesiz bilim olmadığı gibi bilim de ilimsiz olmaz. Sahibi bir yetkimse. Evet, onun olacak. Sırf nesnelerle ilim olmaz, bilim olur. Mesela elma yok, elma ilmi var. Ona ilim denmez, bilim denilir. Nesnesiz bilgidir. Eğer bilginin nesnesi varsa, yani elma bilgisi var, elma da varsa ilim olur. Elma yok, elma bilgisi varsa bilgi olur. Eğer elma bilgisi var ama Hasan Mehmet yok, öznesiz olur ki bilim olmaz. Öznesiz bilim, ilim, bilimsiz de ilim yoktur. Bak, öznesiz bilim olmadığı gibi bilim ve ilim de yoktur. Kelamlar sende ne uyandırmışsa, sende o anlam kazanmışsa odur. Kelam mesela konuşuyorum, sende ne uyanmışsa sana odur. Ama zannetme, genelleme, herkes böyle anladı deme. Ruh, beden olmaksızın etkindir, aktiftir, faaldir. Yani bedene gelmeden önce ruh etkindir, faaldir. Ruhlar aleminde vardı. Mesela rüyada beden yokken ruh gene faaldir. Düşünürken beden yokken de faaldir. Hayal ederken beden de yok, gene faaldir. Ama beden öyle değil. Un çuvalının içini boşaltırsanız, un çuvalı yığıldığı gibi ruh giderse beden yığılır. Demek ki ruh bedene muhtaç değildir. Fıtratlara uygun olan fikirler zaman içerisinde libaslarını değiştirerek devam ediyorlar. Çünkü o fikirleri, manaları fıtratlar kabul etmiş olduklarındandır. Mesela ruha uygun sözler olursa, ruha uygun manalar eğer söylemişsek, bunu ifade tarzı eskise bile, hani kelam nedir? Mananın elbisesidir. Eğer o mana fıtrata uygunsa, yaratılışa uygunsa, ifade tarzı zamanla değişebilir ama gelecek zamanlarda ifadesi, elbisesi değiştirilerek aynı mana o zamanda da geçerlidir. Bunun adı ancak semavi kitaplarda olur. Müceddidlerde de o kadar olmaz. Müceddidlerin kelamları 100 senede bir olur. Müceddidler ne yapar? Manayı alırlar, elbiselerini değiştirirler. Elbiseleri. Müceddidler terzihanedir. Tekstil fabrikasıdır. Baki manaları fıtratlara uygun elbise biçerler ve satışa koyarlar. Asrın imamları tekstil fabrikasıdır. Baki olan semavi, lahuti manalara asrın modasına uygun elbise biçerler. O noktada terzidirler. Tamam? Sen de kalkıp da Malatya'da terzihane açmayasın ben terziyim diye. Tamam ama şöyle açacaksın. Babam terzi. Hayır şöyle.
Manalara elbise biçilir. Onu ne yaparlar biliyor musun? 112'yi çağırlar, başka götürürler. 112. Manalara elbise biçiliyor. Yazsana ya. Bir tanesine dedim de, hakikaten sırf onu sormak için yemek yiyen çok oldu. Şeyde Büyükçekmece'de yeri de söylüyorum. Deniz Harp Akademi şeyin yerinin karşısında lahmacun dükkanı açtı. Abi dedi ben ismini koydu da cama, komple cama bir yazı yazmak istiyorum. Ne önerirsin dedi böyle. Dedim ki şunu yaz ama dedim. Bedeli şey olur bak çok satarsın ama çok soru sorulur ama cevabına hazır ol. Yaz bunu. Ölüler burada dirilir. Altına da ölü maddeleri yiyip diri diri dolaşıyorsunuz. Hala ölüler dirilir mi diye soruyorsunuz. İnan her komutan gelmiş oraya askeriyede. O tarihte. Otur demiş. Ondan sonra oturuyor. Öyle patlıyor ayakta. Oturuyor istiyor. Ya bu yazıyı dedi kim yazdı dedi ya. Ya anlatsın bana demiş. Bu arada lahmacun yiyor. Dedim ki bunun yüzdesini ortağım dedim. Şimdi sen de Malatya'ya bir dükkana şey terzi. Manalara libas biçilir. Elbise biçilir. Yapma yazsın. Bakırköy'e götürürler. Beni fazla dinleme. Asıl metinlerin kenarlarına yapılan şerhler o metinlerin üzerlerine düşünmeler yapılarak o metinler kuşaktan kuşağa devam ederler. Mesela Kur'an zaten malum. O büyük zatların eserleri var. Ortaya koyarlar, metin hiç dokunmazlar. Kenarlarına o dört duvar çizgisinin dışında şerhler yazarlar. O aslında şerh, o metin, metine giydirilen elbisedir. Niye giydirilmiş? Şerh nedir? Yaşadığı toplumda, aynı zamandayız, mesela 2009'dayız. Ama Suriye, Mısır, Kırıkhan, Almanya, Strasbourg, İstanbul, Paris, Lefkoşa, yani oradaki kültür eşit mi burayla? O zaman mana sabit, izah demek o mekana, o zamana, o insana uygun elbise biçip giydirmektir. Belagat budur. Bazısı salatasına nar ekşisi koyar, bazısı limon sıkar, bazısı sirke koyar. O neyi seviyorsa onu ver. Yeter ki onunla o şeyin yanında başka bir şey de sok adama girsin yani vücuduna. Salatanın yanında havuç yemiyor. Havucu da sok, soğan yemiyor. Yani nar ekşisini koyarak içeriye sokabilirsin. Bakın kelam ne demek kelam? Kalpten, vicdandan, akıldan gelen mana bütünlüğüne belagat ehli olup yani zamana, mekana ve muhataba ve ihtiyaca uygun elbise giydirmektir. Kelam. Elbise giydirmektir. O zaman nedir? Kuşaktan kuşağa devam eder. Bir şey söyleyeyim. Çok garibimize gitti de. Bir zat bana YouTube'dan, WhatsApp'tan bir video gönderdi. Allah ondan razı olsun. Çok tuhaf mı? Bir haham Amerika'da bir haham şeyle, papaz yani, Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam hakkında yorum yapıyor. Korkunç bir adam. Yani felsefe deryası olmuş adam. Büyütmüyorum. Ben kelamda neyi kastettiğini, neyi okuduğunu hisseden bir insan. Yani insanın kısmı, burada tevazu yapmayacağım. Adam diyor ki, niçin Yahudilik, niçin Hristiyanlık çöktü de, İslamiyet hala niye canlı? Canlı olmasının sebebi de diyor, spiker soruyor. İslam yayılır diye endişemiz var. Canlı olmasa yayılma endişemiz olmaz diyor. Siz hiç diyor, soruya devam ediyor. Yahudiliğin ve Hristiyanlığın yayılmasından korktu, yayılmasından bir millet korktu var mıdır diyor. Adam ele alıyor, hulasa söyleyeceğim. Hristiyanlığın ve Yahudinin diyor, kendini her asırda canlı tutacak sistemleri ve mekanizmaları yoktur diyor. İslam'ın diyor söylemleri yani Kur'an'ın ifadesini söylüyor. Söylemleri, ifadeleri diyor aynı asırda farklı mekanlarda ve farklı insanlara farklı zamanlarda dahi o kelamın diyor o asırda o topluma o millete uygun ifade
sistemi İslamiyet'i canlı tuttu diyor. Anlamadım diyor spiker. O diyor ki yani İslam'da diyor kıyas ve icma var diyor. Kıyas ve icma var diyor. Ve yetmiyor diyor. İslam'ın diyor bu evrensel manası diyor tarihin derinliklerinden alıp gelecek kuşaklara canlı ve o topluma uygun ifade tarzını diyor. Bir de diyor 100 senede bir gelen alimleri var diyor. Mücedit diyemiyor. Alimleri var diyor. O alimler o ruhu tutar, o mekana, o zamana, o kişiye elbise giydirir diyor. O elbise de kelamdır. İslam'ın bu mekanizması onu hiç söndürmeyecek, ölmeyecek hale getirdi diyor. Ondan da endişe ediyoruz diyor. Tek yol var diyor bunu durdurmak. O alimlerin biçtiği kelamlar, ortaya koydukları o eserleri diyor, bu insanların ulaşmasına mani olmak diyor. O konuda acayibime gitti. Adama bak nasıl tahlil etti. Ben bile böyle bir mekanizma olduğunu biliyordum ama böyle veciz nasıl ifade edeceğim? Yani kıyası, icmağı, asın imamının terzi atölyesi olduğunu inan bu kadar veciz olamaz ya. Yani bu kadar ifade de olamaz. Yaşlı adam yani. Ben ifade edemezdim bak itiraf ediyorum. Diyor ki Kur'an'ın diyor evrensel ne demek? Her mekana, her zamana, her fıtrata ihtiyaca cevap olsun. Bunu nasıl yapar diyor? Çünkü kelam eskiyor diyor. Mana eskiyor. Yani o şey diyor. Onu diyor canlı tutan mekana, zamana ve insanlarına uygun kıyas ve icma aynı zamanda her 100 senede bir vaat edilen alimlerinin o manaya biçtikleri elbiselerdir diyor. Kelamlardır, ifadelerdir. İslam'ı canlı ve evrensel kılıp gelecek kuşaklara da devamlı nakletmesine, yaşamasına sebeptir diyor. Bu kadar kıyas yapabiliyor da Müslüman neden onlar acaba? Yani peki aynı soruyu şeye soralım. Ebu Cehil en fazla mucize gördüğü halde ilim değil. Hişam'dır. Ömer-i Hattab değil. Niye cahillerin babası anlamına gelen sıfatı takılmış? Çünkü bu kadar mucize gördüğü halde iman etmemiş. Niye etmemiş? Niçin bizden ben olmadım? Yahudiler niçin etmiyor? Niçin bizden gelen peygamberlik silsilesini Tanrı bu bozdu? Bu kuralı niye bozdu? Onun için düşman. Şeytan değil mi abi? He? Şeytanla aynı mantıklı. Aynı. Şeytan ben niye olmadım? Niye diyor topraktan olan? Ben ateşten daha kaliteliydim diyor. Bencilli. Evet. Mesela bu hizmet benimle olacak. Aynı şeytani düşünce. Ben varken ya Rabbi topraktan yaratılan niye? Ben yetmiyor muyum? Demedi mi? Ya Rabbi bu bölgede ben yetmiyor muyum? Niye onu o hizmette onu daha şey yapıyorsun, öne çıkarıyorsun? Niye ona gidiyorsunuz? Aynı mantık. Aynı ruh yani şuursuz olarak da olsa. Allah asırdan asıra peygamberini değiştiriyor. Asırdan asıra yani tarihe tarihe peygamber değiştiriyor. Bunun İslam'ın akidesindendir. Her 100 senede bir mücedid geliyor. Müslüman inanamıyor bunu. Bunu yapamıyor. Ya Hristiyanlar niye Müslüman olmuyor? Artık peygamber değişmedi mi? Sen peki 200 sene önceki mücedidin kitaplarına niye ısrar ediyorsun da Muhasim mücedidine niye tabi olmuyorsun? Aynı sorunun cevabı aynıdır. Müslüman sen bilmez misin ki 100 senede bir mücedid geliyor? Sen önündeki kitap 300 sene önce yazılmış. Peygamberin hadisi değil, Kur'an-ı Kerim değil. Alimin kitabıdır. O 100 sene, 200 sene önceki bir mücedidin eserini bu asırda da geçerlidi diyorsan İsa Aleyhisselam'a mensup olan Hristiyan da bu asırda Hristiyanlık da geçerlidir deme hakkı olmuş oluyor gibi oluyor. Sen nasıl ki aramıyorsan o da aramıyor. Nasıl ki sen taasubundan vesaireden çok iyi biliyorsun ki şundan istifade edeceğim ama onun dersine katılamıyorsun, korkuyorsun mensup olduğun şeyler. Çünkü mesleğin ve meşrebin din olmuş. Yani çok iyi biliyorsun ki istifade edeceğim yere edebileceğim ama korkuyoruz, gidemiyoruz.
O zamanda da peygamberimize gelemiyorlardı. Küfür tarafından olup, çok iyi biliyor Muhammed peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Gidersem istifade ederim vardı. Niye gidemiyordu? Korkuyordu. Nasıl korkardı ya ben olsam falan. Sen şimdi öteki şehirde, öteki mahallede bir ders var. Çok iyi biliyorsun ki tam benim istediğim ders gidemediğin gibi. Gidemesin diye bir şey yok. Takılı yoldan gidersen de takılı yolda gidersin. Ya. Gitmez misin sen? Yani ben evrensel bir şey söylüyorum. Şahsa uygun mu? Ben o demiyorum. Yani böyle meslekler, cemaatler din olmuş. Yani cemaatini değiştirmek, din değiştirmek kadar zor olmuş. Bir hocasını, alimini farklı bir alimden dinlemeyi ihanet kabul etmiş. Sadakatsızlık kabul etmiş. Anlatamazsın ya. Kur'an'ın öyle sor ya, yanımızdaki Resul. Diyor ki, ya başka X bir cemaatta kardeşi var. Kardeşi hoca orada. Kur'an'ın icazını anlatıyorum diye duymamak için diyor, benimle yürümüyor, arkada kaldı diyor. Kur'an'ın icazını duymak istemeyen bu kulağın altındaki imanı düşündüm diyor Barla'da. Barla'da geçiyor. Ya Kur'an'ın icazını ya Risale-i Mazen. Yani Kur'an niye mucizedir? İlmi izah yapıyorum diyor. Dinlemiyor diyor. Bu kulağın altındaki imanı düşün. Keselim mi? Ha şuraya kadar geleyim. Şunu bitireyim. Ondan sonra geleyim. Bu bitmedi çünkü bu cümle. Devam ediyor. Olaylara bağlı yorumlara tefsir. Bak unutmayın. Olaylara sebebin uzun var ya. Olaylara bağlı bağlı yorumlara tefsir. Sebebi nuzullarını nazara alınan ilkelere, asıllara, metinlere bağlı olan yorumlara tevil denilir. Bu çok önemli. Bu çok uğraştım. Yani istifade öğretmezsiniz, istifade edersiniz. Bir daha. Olaylara bağlı yorumlara tefsir, sebebin usullarını nazara alınan ilkelere, asıllara, metinlere bağlı olan yorumlara da tevil denilir. Mesela Hazreti Ali diyor ki, Hazreti Ali diyor ki aleyhissalatü vesselam efendim, ben diyor tenzili için savaştım. Kur'an'ın nuzulu için. Kur'an inmesi için pist yaptım adeta. Uçak insin diye. Uçak pist olmasa uçak inemez. Ben diyor tenzili için inmesine savaştım diyor, insin diye. Sen de diyor tevili için savaşacaksın. Manası için savaşacaksın. Yani mana nedir? Sebebi nuzulunu nazara alarak asılları, metinleri esas olup ona bağlı kalarak izah etmeye tevil denilir. Olaylara bağlı yorum yapmak ise bu tefsirdir. Olaylara bak, merkez olay, onu izah etmek tefsir. Merkez Kur'an'ın metni, onu izah etmek tevil. Birisi olay, birisi Kur'an. Sorumluluk aldığın kadar onun dava adamı olursun. Bir insan dava adamı nasıl olur? Davasının sorumluluğu kadardır. Ne kadar sorumluluk alırsan o kadar dava adamısın demektir. Hayat bir mutfağa benzer. Bu da çok hoşuma giden şey. Hayat bir mutfağa benzer. Biliyorsunuz yemek yapacaksınız. Dışarıdan mal geliyor. Fasulye geliyor, ekmek geliyor, domates geliyor, soğan geliyor, yağ geliyor vesaire. Şimdi mutfağı düşünün, bunları belirli oranlarda, belirli kıvamda imtizaç ettireceksiniz, yemek yapacaksınız. Mutfak, tamam mı? Hayat bir mutfağa benzer. Farklı malzemelerden yemek yapacaksın. Hayat farklılıkları arz eden sofraya benzer. Hayat farklılıkları arz eden sofraya benzer. Sofrada çorba, yemeklerden tuzlu, ekşi, acılı vesaire ve tatlar var. Mideni bozmamak adına sırayı ve miktarı doğru ayarlaman gerekiyor. Mesela yemekten sonra tatlı yersen dumanı attırdın. Niye? Yemeği bozdun. Ekşitiyor. Eğer yemeğin ortasında su içersen reflü olacak. Çünkü duman atacak. Çünkü asit gelecek oraya. Yemeğin önünde 10, yarım saat veya 15 dakika önce içeceksen iç. Yemekten 2 saat sonra su içeceksin.
Yemekten 4 saat sonra yiyeceksin. Eğer yemeğin ortasında içersen o reflü olmaması mümkün değil. O asit onu patlatacak. Yemeğin içine su atarsan asit gelecek. Suyu görünce buhar yapıyor. Suyu buharlaştıracak. Buharlaştırınca reflü olacak. Tamam mı? Pişmiş aşağı su katılmaz. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Bak, mideni bozmamak adına sırayı ve miktarı doğru ayarlamak. Ha, bunun bir de mekanı ve zamanını nazara dikkate alacaksın. Nedir bu? Yani bir yemek yemek, yemek pişirmek böyle sıra gerekiyorsa hayat bir mutfaktır. Hayattaki hadiseleri olgularına, öznesine ve nesnelerine göre onları pişirme sırasını koyacaksın. Sonra bütünlüğe getireceksin. Tek tek yiyince sıkıntı oluyor. Hayatı bütünsel bakacaksın. Hayatını anlamlandırmak adına herkese nasip olmayan sorgulama vardır. Çoğu insan önüne konan yemeği yercesine konulan ve sunulan hayatı yaşamanın peşinde. Şimdi önümüze konulan yemekler var. Aa, adam pis boğaz ya derler halkın tabiriyle. Her şeyi yiyor. Ama bu da kalmasın sünnet diyor, onu da sünnet diyor. Bu kime benziyor? Aynı şuna benziyor. Hayatta önümüze koyduğu her şeyi fırsat ganimet kabul edip her şeyi yapan adama benzer. Sırf odasına şurada kalsın, sırtta kalsın. Bundan sonra inşallah başka zaman devam ederiz. İnşallah yarın ömrümüz olursa öğleyin dersinde gaye sahibi olmak yaparız. Sabah Reyhanlı'dayız. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.